Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Mart aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Mart ayının ilk 10 günlük süreci içerisinde Merkür retromuz devam edecek ayın dördüne kadar balık burcunda dördünden itibaren ise Merkür kısa bir süre sizin burcunuzda kova burcunda retro yapacak özellikle bu dönem 4 Mart 10 Mart aralığında zihinsel anlamda yavaşlamalar hissedebilirsiniz iletişim sorunları günlük hayatınızda söz konusu olabilir ee, çok önemli kararlar vermemek biraz yavaşlamak biraz izlemede kalmak veya hani geçmişe ait konularla ilgilenmek tamamlamak bazı işlerinizi bu dönemde daha doğru olabilir Mars ay boyunca oğlak burcunda olacak ayın 30'una kadar yine oğlak burcunda bulunan diğer güçlü gezegenlerimiz Jüpiter Satürn ve Plüto ile birlikte 12 evinizde Mars oğlakta çok güçlüdür ve zaten 12. evinizde çok güçlü bir enerji enerji var. Mars'ın da bu alana gelmesi e, sizin için çoğu zaman biraz yorucu olabilir ayın genelinde. Bu dönemde geri planda kalan çoğu zaman da hani sizin iradeniz dışında olan çok fazla görmediğiniz fark etmediğiniz konu ve kavramlarla yüzleşebilirsiniz bazen bunlar gizli düşmanlıklar olabilir bazen rakipler olabilir iş hayatınızdaki sorunlar olabilir genel sağlığınızla ilgili ilgilenmeniz gereken konular olabilir bu Mart ayının sizin için biraz Aslında inzivada kalabileceğiniz biraz yavaşlayabileceğiniz biraz kendinize ilgilenmeniz gereken bir süreç olduğunu da işaret ediyor ve Venüs ayın 5'inden itibaren boğa burcunda olacak Beşinci evinizde güçlü bir venüs var. Ev yuva alanınızda daha rahatsınız. Venüs iyicil bir etki. Şans gezegeni ve boğada çok güçlü. Yaşadığınız mekanlar evinizi, yuvanızı e, güzelleştirip e, bu dönemde konfora yönelik, rahatınıza yönelik bazı uygulamalar yapabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirmeniz, aileyle birlikte olmanız ve yuvada geçireceğiniz zamanların sizi mutlu etmesi, aileden destekler almanız bu dönemde mümkün. bu aileden gelebilecek bazı finansal, maddi destekler şeklinde de tabii ki tezahür edebilir. 9 Mart'ta 19 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek sevgili kovalar. 8. evinizde meydana gelecek olan bir Dolunay. Özellikle başkalarıyla paylaştığınız finansal kaynaklar alanında, hisseli paralar alanında bir farkındalık ortaya çıkarabilir. Dolunay sırasında Güneş ile Neptün Balık Burcu'nda birleşiyorlar ikinci evinizde. İşin içinde Neptün olduğu için biraz hani bilinme, bilinmeyen konular, gizli konular, sırlar, anlaşılamayan temalar, karmaşalar... Aldanmalar, aldatılmalar da gündemde olabilir. O yüzden para konularına özellikle dolunay haftalarında dikkatli yaklaşalım. Borçlanma konuları, alacak verecek konuları, kredi konuları. Buralarda güvenmediğimiz ya da yeterince bilmediğimiz kavramlara çok fazla yaklaşmayalım. Alışverişler için de çok uygun bir dönem olmayabilir, borçlanmak için de çok uygun bir dönem olmayabilir ve Merkür'ün de halen daha etkisi devam ettiği için bu Dolunay geçmişten gelen e, unuttuğunuz bir parasal konuyu devreye getirebilir. Yani unuttuğunuz bir ödeme, bir vergi konusu ya da e, muhasebe işlerinde yapılmış olan bir karışıklık, unutkanlık ya da e, bilinçli bir şekilde yapılmış olan bir kandırılma, aldanma durumları. Yani bunlara lütfen dikkat edelim, hırsızlıklara dikkat edelim, özellikle e, finans konularında. Ve sevgili kovalar, dolunayın ardından ayın e, 15'i ile 20'si arasında Güneş'in genel açıları daha olumlu olacak. Yani bu bazı şeyleri toparlamamız, en azından ayın ilk yarısında zorlandığımız konular olursa ayın 15'inden itibaren bunları daha rahat ele almamız, daha rahat toparlamamız, gereken destekleri almamız konusunda bize yardım ediyor. Bazı bilinmeyen, hani görmediğimiz gizli destekler ya da manevi, ruhsal rehberlikler şeklinde de bunlar hayatımızda tezahür edebilir. Ve ayın 20'sinde Güneş Koç burcuna geçecek. 24 Mart'ta ise Koç burcu yeni ayı doğuyor. 4 derece Koç burcunda 3. evinizde doğacak. Koç burcu yeni ayı aslında yeni girişimler, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni projeler, teklifler konusunda sizi destekliyor olacak. Ee, yeni Tabii ki ticari konular olabilir bunlar ya da kişisel gelişiminizle ilgili yeni şeyleri öğrenmek için bazı eğitimlere, kurslara katılabilirsiniz. Günlük hayatınız da hareketleniyor bu yeni aile beraber. Daha fazla gezi, daha fazla iletişim, ulaşım, yakın çevreyle daha fazla temas etmeniz, belki kardeşlerle ilgili bazı konular yeni ile beraber hayatınıza dahil olabilir. 4 derece Koç burcunda olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve onlar özellikle ateş ve hava burcuysa çok daha olumlu etkiler altında olacağınızı bu yeni ay döngüsüyle beraber söyleyebiliriz. Bu yıl sizin için önemli bir gezegen hareketi başlıyor. Sevgili kovalar, 22 Mart'ta artık Karma gezegeni, zamanın efendisi, büyük öğretmen Satürn sizin burcunuza, kova burcuna geçiş yapacak. Aslında bu e, kısa bir geçiş olacak öncelikli olarak. 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Çünkü asıl geçişi 2020'nin Aralık ayında yapacak Satürn kovaya e, tam olarak geçecek. Ve 2023 Mart'ına kadar kalacak. Kolektif alanda önemli bir etki. Toplumsal konularda çok önemli etkiler yapabilecek bir gezegen hareketi. Tabii ki kişisel olarak burcunuza gelecek olan bir satürn ki bu 29 yılda bir meydana gelir. Sizin için de hayatınızın önemli bir sürecini başlatıyor. Öncelikle 22 Mart'la 1 Temmuz aralığında belki bunun ilk işaretlerini, ilk temalarını, ilk enerjilerini hissedeceksiniz. Satürn şöyle bir hayatınızın daha fazla sorumluluğunu almanız gerektiğini işaret edecek ve tabii ki yeni işler, yeni öğren yeni bilgiler, hayatta yeni deneyimler, yeni mesuliyetler anlamına da gelebilir bu. Satürn çoğu zaman o büyük öğretmen niteliğiyle bizi zorlar bazen zor ödevler verir. Bazen hayatımıza kısıtlar, sınırlar. Ta ki hayatımızda bizim için gerekli olmayan bir şeyleri fark etmemiz, hayatımızı iyileştirmemiz, düzenlememiz için bu sınırlamaları yapar aslında. Şimdi siz de hayatınızda böyle bir çeki düzen vermeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili olabilir bunlar, ilişkilerinizle ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili, genel hal ve tavırlarınızla ilgili olabilir. Satürn'ün bu ilk etkisini 22 Martla 1 Temmuz arasında, özellikle doğum günü 20 Ocakla 24 Ocak arası olan sevgili e, Kova burçlarımız birinci derecede hissedecek, e, hissedecekler bunu söyleyebiliriz. Evet ve e, ayın son haftasında 26'sıyla 29 arasında gökyüzüne güzel e, açılar var şanslı, verimli, bereketli açılar oluşuyor. Bunun, bunu, söylemek istiyorum. Özellikle büyük şans Jüpiter'le küçük şans Venüs'ün olumlu temasları olacak. Bu sizi biraz daha ruhsal ve manevi anlamda olumlu etkileyebilir. E, kendinizi hayat içerisinde ihtiyaç duyduğunuz, hani desteğini hissettiğiniz konularda biraz daha hani güven duyduğunuzu, desteklendiğinizi, zorlandığınız konularda yardımlar aldığınızı hissedebilirsiniz. Bunlar aileden yana olabilir, yuvadan yana olabilir. Ee, sağlık sorunlarınızı çözmek adına yine bu dönem size güzel etkiler getirebilir. Ee, farkındalık anlamında ruhsal anlamda yine önemli manevi rehberlikler alabileceğiniz ee, kendinizi sevdiğiniz kişilerle daha çok aile ortamında güvende ve huzurlu hissedebileceğiniz özel bir dönem yine Mart'ın bu son günlerini iyi değerlendirelim 30 Mart'tan itibaren ise artık Mars da oğlaktan ayrılıp sizin burcunuza geçiyor Satürnle birleşecek 31 Mart'ta özellikle 30 Mart 31 Mart gerçekten hem Mars hem Satürn burcunuzda olacak bir anda güçlü bir enerji e, olacak e, burcunuzda bir yandan da Biraz sınavlar, stresler de getirebilir bu etki. Bedensel olarak da kendinizi biraz dikkat etmekte fayda var. Özellikle eklemler, kemikler, kaslar, dişler ayın son günlerinde biraz hassas olabilir. E, bu bakımdan da kendinize özen göstermenizi, ay boyunca özen göstermenizi öneriyorum sevgili kovalar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafımdan yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.